Dersim uzun yıllar Osmanlı Devleti'nin uğraştığı bir coğrafya. O dağlık yapısı nedeniyle, ormanlık yapısı nedeniyle orada yaşayan halkın ya da halkların işte daha çok isyankar, özgürlüğüne düşkün insanlar olması nedeniyle devletle bir türlü barışık, uzun süre barışık yaşayamamış. Tabii Cumhuriyet'in kurulmasıyla birlikte Dersim bir çibanbaşı olarak nitelendirilmeye devam etmiş. Dersim hakkında onlarca rapor hazırlanmış biliyorsun. Osmanlı döneminden başlayarak Cumhuriyet döneminde birçok rapor hazırlanmış. Birçoğunun fikri de işte Dersim tedip edilmeli, tenkil edilmeli, ıslah edilmeli, işte sürgün edilmeli gibi sonuçlara varmışlar. İşte bu 4 Mayıs'ta da bir Bakanlar Kurulu kararı alınıyor. Atatürk'ün huzurunda. Bu defa şöyle bir sonuca varıyorlar. İsyan eden şahsiyetleri ya da işte bizim tehlikeli olarak gördüğümüz şahsiyetleri öldürüp gerisini yerinde bırakmak doğru değil. Elden geldiğince suç işlemiş ya da devlete karşı suçlu olan kişileri yok edip geriye kalan halkı da başka bölgelere nakletmek, sürgün etmek gibi bir karara varıyorlar. Bu kararın sonunda da işte paraya acımaksızın içlerinde ne kadar kişi ajanlaştırılabilirse ajanlaştırılması, satın alınması kararı veriliyor ve bu karardan sonra Dersim'in fermanı imzalanmış oluyor. Daha sonra 1937'de İsmet Paşa'nın yönetiminde bir sefer düzenleniyor ve 37'de daha çok isyankar aşiretler, onların savaşan kişilerine yönelik çeşitli müdahaleler oluyor, onlar öldürülüyor. Fakat bununla yetinilmiyor. 1938'de Celal Bayar'ın yönetiminde bu defa toptan yok etme gibi bir süreç başlatılıyor 38'de. Yani neredeyse canlı her varlığa ateş edilecek şekilde ya da işte toplu halde toplanıp gaz serpilerek öldürme şeklinde ya da işte uçurumlardan atma şeklinde toplu katliam başlıyor. Daha sonra da sürgün süreci başlatılıyor ve geriye kalan, elde kalmış toplum Türkiye'nin batı illerine sürgün ediliyor. Sürgünden 10 yıl sonra tekrar geriye dönüş için imkan veriliyor, yasak kalkıyor ve geriye kalan halk tekrar coğrafyasına, dağlarına geri dönüyor. Yani 4 Mayıs'ta yaşanan Dersim'in idam fermanının resmi olarak imzalanmış halidir. Şimdi devletin Dersim'e sefer yaptığında, Dersim'i ıslah etmek istediğinde ya da Dersim'i bir şekilde yere gömmek istediğinde esas hedefi bence burada herhangi bir Kürdi mücadelenin ya da bir varlığın oluşturulma tehlikesi ya da oluşma tehlikesi var. Fakat bunun yanında Kızılbaş olması da tabii bunu daha perçinliyor. Bu saldırının ya da ıslah etme girişiminin, yok etme girişiminin daha da güçlü bir motivasyona yönelmesini sağlıyor. Yani motivasyonunu güçlendiriyor. Mesela bunun için birkaç örnek verebilirim de birini daha vereyim. Hozat'ın bir köyü var. Türk Taner Köyü belki bilirsin. Orada Zeynobicik diye biri var. Zeynobicik oranın muhtarı. Bu Zeynobicik köyün girişine bir levha koyuyor. 1938. 1938'de ordu gelmiş. Köyleri işte yakıyor. İnsanları bir kısmını koşuna diziyor. Geri kalanını sürgün ediyor. Zeynobicik düşünmüş, taşınmış, köyün girişine bir levha koymuş. Üzerine de yazmış ki Türk Taner. Gene bir tanıktan dinledim. Askerler geliyorlar, o levhayı görüyorlar. Türk Taner'e gider işte, Türk Taner yazıyor. Soruyorlar, diyorlar ki burası neresi? Burası Türk Taner. Bu taraf nere? Burası da Kürt Taner. O zaman diyor bu tarafa gitmiyoruz, bu tarafa gidiyor. Yani Türk Taner öyle kurtuluyor. O gün bugün Türk Taner, Türk Taner'dir yani. Şimdi niye Türk Taner diyorlar oraya? O levhadan dolayı. Yani o Türk Taner oldu gitti. Şimdi buradan şunu anlıyoruz. Yani Türk köyleri eğer ciddi anlamda Türk köyü olduğuna kanaat getirilmişse Türk köylerine dokunulmamış. Bu örnekten şunu anlamış oluyoruz. Ha demek ki burada bir etnik ayrımcılık, bir ulusal ayrımcılık şeyi var, durumu var yani. O yüzden sürecin tabii Kızılbaş olmaları onların çifte katliamdan geçmesine yol açmış. Onu kabul etmemiz lazım tabii ki ama şuradan da şey edebiliriz. Aslında devletin raporlarında ya da gazetecilerin 1938 ile ilgili anlatımlarının çoğunda şöyle diyor. İşte
şeyhler, pirler, yani onlara göre o gerici liderler halkı ayaklandırmış ve isyan başlamış. Yani dersinde bir isyan olmuş. Şimdi bunu şöyle açıklamak mümkün. Şimdi düşünüyorsun, taşınıyorsun. Madem şeyhler, dede ocakları, pirler bu halkı isyan ettirdi. Peki neden katliamda dede ocaklarına ya da pir ocaklarına ya da seyit dediğimiz ocaklara diğer isyan eden şeyler kadar, haşiretler kadar dokunulmadı? Yani birçok yerde mesela bakıyorsunuz, bunun mesela bir Hüseyin Doğan diye biri var, belki biliyorsun, Baba Mansur'un o şeyinde. Mesela Hüseyin Doğan ciddi ciddi işbirliği yapıyor ve gelip yargılamalarda da, Seyit Rıza ve arkadaşlarının yargılamalarında da şahitlik yapıyor. Oğlunun yaşının büyütülmesinde de şahitlik yapıyor. Orada resmen destekliyor. Hatta çeşitli dönemlerde de gelip Dersimleri ikna etmeye çalışıyor. Dersim'in 1937 sürecine, oradaki zihniyetteki, oradaki ruh haline geri dönme imkanı yok zaten. O mümkün de değil. Çok şey değişti Dersim'de. Çok mesela dil değişti, kültürel yapı değişti, inanç yapısı büyük oranda dejenere oldu. Ana dilini konuşabilen insan sayısı giderek azalıyor, %3, %4'e düştü neredeyse. Ama buna rağmen Dersim şu yönünü yitirmedi tabii, onu kabul etmek lazım. Dersim seküler bir alana kaydı. Türkiye'nin seküler yapısına destek olabilecek, ona kan taşıyabilecek bir kimliğe, bir topluma dönüştü. Aynı şekilde devlete karşı muhalif kimliğini de büyük oranda yitirmedi yani. Gerisi Dersim'in geçmişte çok fazla bir bağının kaldığını düşünmüyorum yani. Onu söylemek lazım.